Geçmişin hem klas hem kültürlü bir kalecisini Eser Özaltındere'yi konuk ediyoruz bugün. Özenle seçtiğimiz pozisyonları Eser Hoca ile masaya yatırırken her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç bantlar hazırladık yine. Hollanda futbolunun altın çocuğu Van der Meulen'i 20. yüzyılın en iyi atleti seçilen Zatopek'i Everton'la özdeşleşmiş West'i bir de bizim penceremizden tanıyın isterseniz. Ben kimim de soracağımız Dünya Kupası finalinde arkadaşlarından önce topa dokunan eldivenin ismini ise bileceğinizden emin değiliz doğrusu. Kalecinin seyir defterine hoş geldiniz. Efendim sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten Türk futbolunun gördüğü en kültürlü, en beyefendi insanlardan biri. Çok da iyi kaleciydi. Tabii çok da iyi hoca. Eser abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim Fatih'im. Sağ olasın. Eser abi hiç vakit kaybetmeden şu güzel kurtarışlarına bir bakalım. Ondan sonra hoş geldin faslına devam ederiz. Evet. Doğru uzatıyor ileriye doğru. Durum 0-0. Cezalı Ali Kemal giriyor karşı karşıya kaleciyle. Son anda Eser Akan bir atak. Eser önlüyor. Erol'un kafası Eser köşeden çıkartıyor. Eser abi Şubat 1954 doğumlusunuz yanılmıyorsam. Evet. Gençlerbirliği Adana Demirspor, Galatasaray, Sakarya, Üsküdar, Anadolu, Yalova, Feriköy, Galata. Ama bir şey unuttum herhalde. Burada hangi kulübü unuttum? Bir de Artvin şeyimiz var herhalde. Evet. Futbola Artvin'de başladım. Artvin 7 Mart Spor amatör takımında başladım. Tabii biz sizi Gençlerbirliği'ne itibaren tabii ondan için. Sonra Gençlerbirliği genç takımı. Söz konusu oldu. Orada başladım oynamaya. Arkasından sizin de söylediğiniz gibi devam ettim aynı sıralamayla. Peki abi CV'nizde ilkokul terk diye gözüküyor. Yani okuma yazma öğrenmediniz diye yazıyor. Maşallah iki üniversite mi bitirdin abi yani maşallah. Hayır, okuma yazmayı askerde Ali okulunda öğrendim. Ne kadar sonra... güzel. Ondan sonra bu üniversiteye mi? Evet. Hem Gazi Üniversitesi İktisat evet. Hem de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe. Felsefe bölümü evet. Senin yanında cehaletimiz ortaya çıkıyor. Estağfurullah. Fatih. Vallahi ne kadar güzel. Abi ne zaman fırsat buldunuz? Nasıl becerdiniz bunu? Şimdi Fatih şöyle bir şey var. Biraz okumaya meraklıydım o dönemlerde. Kamplarımız da sürekli olduğu için malum futbol oynuyoruz. Dolayısıyla o boşluğu hiç olmazsa okuyarak değerlendireyim dedim ama belli bir zorlama olmadan da veyahut da belli bir sistematik olmadan da insan ne okuyacağını bilemiyor. Dedim olmuşken bir üniversite daha bitireyim. Ondan sonra orada kampları daha uygun bir şekilde değerlendiririm diye düşündüm. Yani bu biraz okumayı sevmeniz değil mi abi? Biraz çok sevseydiniz Allah evet, yani evet. Yazıysa olsun diyorum. Eser abi biraz konuşalım. Biraz isterseniz pozisyonlarımıza bakalım. Tabii, bakalım. Geçelim efendim bir bakalım. Geçen hafta İngiltere Premier Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde neler olmuş? Norwich-Cardiff maçı. Burada şimdi bakın. Son dakikada bir taç atışı. Eser abi. Hemen bakın bir pozisyon öteye geçiyoruz. Sezon ilk başladığı zaman bir şeyi uyarmıştım. Bakın evet. Hemen şöyle bir. Gördüğünüz gibi normal şartlarda bu gol abi. Bu maçın 94. Evet. Dakikası evet. Kaldı. Evet. Antalya maçına geçebilir miyiz ligin ilk haftasındaki lütfen? Bakın. Bu da ligin ilk açılış maçı abi. Flemings gençler birileri. Bakın evet. Görüyor musunuz? Diyor görüyorum. Ki Hakan'a evet. Üzerinden evet. Aşırtabilirim evet. Diyor abi. Evet. Bakın centilmenlik gereği. O zaman demiştim ki Eser abi. Evet. Ben kaleci olsam oyuncunun vicdanına kendimi teslim etmem. Ne dersiniz abi? Çok doğru katılıyorum. Değil katılıyorum mi? Çünkü sonuç olarak o şekilde davranıldığı takdirde gol de verilebilirdi. Şimdi lütfen önceki pozisyona dönebilir evet. Miyiz rica etsem bir sefer daha Norwich maçına. Şimdi bak abi kimse yok yani. Evet. Hani kaleci niye burada bekliyor sanki abi Üsküdar evet. Arada evet. Geziyor gibi. Evet yerini bir an önce yerine alması lazım. Ve hakem olmayan bir şey ihraz evet. Etti ve golü iptal etti. Golü abi. İptal normalde etti, maç 1-0 bitecekti evet, yine 0-0 bitti. Evet.
Siz olsanız Eser abi defansınızı en azından organize etmez midiniz? Yani böyle karşı tarafın vicdanına, insafına kendinizi kesinlikle bırakılamaz midiniz? Yani bu çünkü dediğim gibi hakem golü de verebilirdi. Evet. Ve bu maç 1-0 bitecekti. Buna benzer konuları karşı tarafın insafına terk etmek son derece yanlış. Çok haklı. Devam evet. edelim lütfen. Abi İngiltere milli takımının ikinci kalecisi John Ruddy 1.93 boyunda evet. ne dersiniz? Burada yapması gerekeni yapıyor değil mi? Evet. Şimdi hatta biraz daha açı daraltması daha biraz uygun daha olabilirdi. Daha evet yani çok çünkü daha o açıyı daraltmaya çalışmış olsaydı rakip oyuncuyu daha zor duruma düşebilirdi. Mesafe de daraldığı için bu topun vücudundan dönmesi çok çok daha kolay olabilirdi. Burada işi bir anlamda reaksiyona yani gene üzerinden döndü ama daha öne çıksaydı o mesafeyi daha kısaltsaydı şimdi kafasından döndü belki biraz daha yukarısından gelseydi gol olabilirdi ama mesafe kısaldığı için otomatikman bu kadar yakınlaşma ne olursa olsun onun vücudunun bir tarafından dönmesi neden olacaktı. Çok bence haklısınız. Açıyı biraz daha daraltması gerekirdi. Devam beklememesi lütfen. Lazım. Ne diyorsunuz abi? Kalecinin reaksiyonu. Yani Marshall, evet. David Marshall iyi bir kaleci. Evet, güzel mesafe bir reaksiyon. Çok kısa değil evet, mi? İkinci hamle de çok iyi. Kalkma tekniğini burada uygulaması çok önemli. Yani bir an önce kalkacak ki ikinci pozisyon hazır olabilsin. Ve son derece güzel bir şekilde en kısa zamanda kalktı. Ve ikinci pozisyona da hazırlığını yaptı. Ve o reaksiyonu ikinci pozisyona da gösterdi. Yani güzel ikisi de. Diline sağlık abi. Evet. Devam edelim lütfen. Yerden kalkma burada önemli. Abi Karabük Antalya maçı bu seneye çok iyi başladı Hakan Arıkan. Ne dersiniz? Evet. Belki biraz şans yardım ediyor ama çıkması bakın tam az daha yine de şu var. Geçirmiş. Biraz önce söylediğim konu Fatih'ciğim. Yani mümkün olduğunca bak çok fazla yaklaştığı zaman muhakkak surette vücudunun bir tarafından dönmesi söz konusu oluyor. Ama burada zamanlama da önemli. Yani yatma da geç kalırsa veyahut o mesafeyi kısaltacağım çok yürümeye kalkarsa o zaman ayakta yakalanır. Sağından solundan top geçebilir. Yani diyorsunuz ki hareket halinde yakalanmasın ve mümkün evet. olduğunca bravo. Rakibi topa yaklaşsın. Bravo. Çok bravo. Haklı. Devam edelim lütfen. Bravo Hakan. Yani sezon başından beri çok yoğunsun. Evet. Burada daha da güzel bir kurtarışı var evet. abi bakın. Akbala vuruyor. Evet. Evet. Burada çok tam doğru. herhalde sizin istediğinizi evet. bu sefer evet. yapıyor. Evet. Harika. Yani bu sene her maçta böyle birkaç evet. tane abi çok güzel top kurtarıyor. Evet. Zaten bildiğim kadarıyla Hakan'ın reaksiyon özelliği bayağı iyi noktalardadır. İyidir abi. Evet. evet. Çok haklısınız. Ve bir de her hafta da tekrarlıyorum. Bir de Eser abi çok daha güzel bir özelliği daha var. Asla bir maç önceki hatalarında takılıp kalmıyor. O tabii. O çok önemli. Devam edelim lütfen. Evet. Abi Manchester maçında bakın bayağı pozisyon. İlk pozisyon deha. 2 metreden gelen bir top. Evet. Zor bir top değil mi? Zor bir top. Evet. Güzel de bir kurtarış aynı zamanda. Yani burada bak, karşısında değil mi? Şimdi ben burada hemen karşısında pozisyonunu alıyor. Ben gerekeni yaptım. Defansta ikinci evet. hareketi yapsın tabii, değil mi tabii abi? Tabii ikinci. Yani şimdi kalksa bile yetiştiremezdi. Yetişemedi. Orada. Devam edelim lütfen. Bu maçta birkaç tane oldu evet. abi böyle. Bakın yine aynı. Çok yakın mesafe. Evet. Çok güzel bir özellik. Modern kalecilikte bu var zaten. Kesinlikle vurulmadan yatmıyorlar. Yat. Son ana kadar çok yakından vurulsa dahi top son ana kadar bekleyip o reaksiyon hamlesini yapıyorlar. Son ana kadar. Büyük bekleyip. Kal diyorsunuz değil mi abi? Evet. Küçülme. Kesinlikle. Büyük kal. Kesinlikle. Çok haklısınız. Son bir defa daha göstereyim. Evet. Devam edelim evet. lütfen. Ve burada kalkış da çok takdir etmek lazım. Hemen kalktı evet. ve ikinci pozisyona hemen hazırlandı. Eser abi siz de bunu çok rahat yapardınız. Bakın bu evet. 1.98'lik Stok'un kalesi Bosna Hersek'in Asmir Begoviç ne kadar rahat kendini evet. fırlatıyor. Siz de evet. maşallah beyniniz evet. çok iyi çok iyi fırlatıyorsunuz. Evet. Teknik son derece doğru değil mi abi? Doğru. Ters elle çıkarmış. Yani 1.98'lik evet. adamlar nasıl bu kadar çabuk oluyor bunda? Evet. Ve çok iyi yerden çıkarmış. Çok iyi. O darbe çok önemli. Devam edelim lütfen. Yalnız bunu arkadan söylerken bakın arkadan şu bir duralım lütfen. Evet. Geri alalım. Geri alalım lütfen. Rica ediyorum geri alalım. Tam vurmadan duralım. Şimdi abi bunu bakın Türk yabancı fark etmiyor. Diyorum ki lütfen şuraya bir bakar mısınız? Şimdi buradaki Allah aşkına bu neyi tutuyor? Şuradaki iki adam o kadar gereksiz ki. Evet. Yani bilmiyorum haksız mıyım? Evet doğru.
Sonra hani topu tam göremiyor. Tamam şu adam da engelliyor. Şu açıklıktan görmeye çalışıyor. Fakat şu anda bu topu göremiyor. Yavaşça vuralım lütfen. Evet. Yavaşça vuralım. Bakın bir adım, iki adımı da aldı. Bir de en az bir metrede kale direğinin içine giriyor abi. Yani evet, içeri giriyor. Halbuki dışarıya doğru, koşsun dışarıya doğru yapması lazım. Bir de çok mu çizgide kalmış? Çok bakın, çizgide yapmış. Çok çizgide kalmış yani, değil mi? Koşuyor. Yani, bir de, şimdi şurada bir de şu var. Bunu da esasında konuşmak lazım belki. Konuşalım lütfen bu, abi. Bu topa yaklaşmayı, adımlamayı kayma adımı şeklinde yapmış. Kayma adımı şeklinde yapmış. Halbuki koşu adımı şeklinde basıp değil atlasa... Değil mi? Ters adımla başlasa... Ya, daha hızlı gidebilir, daha hızlı gidebilir. Evet. Ve hızlı gittiği için de daha ileriye fırlatabilir. Daha uzağa fırlatabilir. Ve kurtarma şansı o zaman çok çok daha fazla yani olur. Yani koşu adımıyla git değil mi? Kesinlikle. Abi? Yan yana alma. Kesinlikle. Devam edelim lütfen. Başladı, iyi başlamıştı Rizeli Serkan. Serkan Kırıntılı. Evet, evet. Fakat burada değil mi kapattı evet. Köşe. Şimdi o maçta Serkan'da bir tutukluk vardı. Evet, diğer yani, golleri de göstereceğiz abi. Evet. Yani biz şunun için diyoruz tabii eleştirme babına. Kesinlikle. Teknik anlamda. Böyle bir kalecinin söyleyeyim. Değil mi abi tabii, bu topu açık lazım. Köşeden evet, evet. Yemesi, kapalı köşeden yememesi lazım. Devam edelim lütfen. Yalnız biraz sanki... Çok mu ortada kaldı? Şey, arka yok. Şeyimiz var. Evet. Şimdi geldik abi bakın. Evet. Bu daha büyük bir şanssızlık diyeyim. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Tam vururken duralım lütfen. Tamam. Çok nedir önemli abi? Bir konu. Şimdi bunun da sakıncaları var. Kaleciye hep ayak atması, hep ayak uzatması talimatı veriliyor. Yani kaleciyi buna yönlendiriyorlar. Bunu bir alışkanlık haline getiriyor kaleci. Şimdi burada dikkat ederseniz. Ayağını atıyor, ayağını atıyor. Alışkanlık haline gelmiş. Ayağını atarken elini uzatmaya kalktığı zaman elini yeteri kadar ileriye uzatamaz. İki hareket birden yapma değil mi? Yapma. Senin büyük kal. Aynen. Yani ona direkt işte. Eğer, direkt plonjonla gitseydi, direkt plonjonla gitseydi kurtarabilirdi. Ama ayakla beraber gidince ayağı uzatması vücudunu geriye çekiyor. İstediği kadar elini uzatamıyor. Haklısınız abi. Devam edelim lütfen. Şimdi peş peşe çok enteresan. Önce bir Boffin'in kurtarışını görelim abi. Bakın. Kontropi olduğu için evet. Şey yaptım. Bu da 1.96'lık bir kaleci. Evet. Doğru teknik mi abi? Doğru. Mesela bunu yakın elle çıkardı. Yakın elle müsait çünkü. Yani şu da var. Ters elle de gidebilirdi. Fakat yakın elle de öyle her pozisyon ters elle çıkarılacak diye bir kural yok tabii. Her ikisini de kullanabilmek lazım. Kullanabilmek lazım. Doğru söylüyorum. Şimdi peş peşe Eser abi çok değişik pozisyonlar bakın. Evet. Yerli, yabancı. Şimdi edelim. Bacağından da herhalde. Sekti abi. Evet. Sekti. Orada deflection var. Evet. Şimdi bakın. Bunu şundan koydum. Liverpool'un 4. golü. Evet. Şimdi kaleciler mutlaka biraz öne gelmeli. Evet. Eğer bu golü yiyeceğim diye öne gelmezseler çok daha fazla gol yerler kesinlikle. Diye düşünüyorum. Değil mi? Bu bir ekstra olay. Ekstra doğru. Katılıyorum. Yani kaleci gene önde durmaya değil mi evet. Devam etmeli Eser şimdi abi. Burada şimdi bir şu var. Geri giderken yine ters elini uzattı. Yalnız şimdi top bombeli olduğu için ters elini uzattığı zaman kısa kalıyor. Bombeli çünkü top. Yukarıdan aşağı iniyor. O zaman yakın elde yakın eli arkada uzatabilseydi belki çıkarma şansı olabilirdi. Belki. Doğru. Boaz Mayıl Amerikan asıllı evet. Galler milli takımda oynuyor. İyi evet. Bir kalecidir. Evet. Devam edelim lütfen. Çok benzer pozisyonlar var abi. Mesela şimdi gene Liverpool West Bromwich Albion maçı. Bakın şimdi abi. Evet. Doğru yerde durduğu zaman evet. Değil mi? Evet. Ve kıpırdamıyor. Bak vuruşu evet. Bekliyor sonuna kadar. Vuruşu bekliyor ve sonunda kurtarışını... Bakın kaç tane var? Evet. Lütfen devam edelim. Evet, şimdi çok ligimizde bravo. Çok hatalar oldu evet, böyle abi. Son doğru. Bir defa daha gösterip bakın. Evet, evet çok. Şimdi bakın şu gole lütfen abi dikkat edin. Gençler Birliği maçında, Elazığ maçında. Evet. Bakın aynı pozisyon, aynı pozisyon değil mi doğru. Eser abi? Yani daha dik kalması lazım. Daha iyi konsantre olması lazım. Eliyle içeri atıyor. Evet. Bacaklarını kırmış. Evet çok fazla çökmüş. Son bir defa daha gösterip. Bunlar Ramazan'a yakışmıyor. Ramazan tabii. Daha iyi oynayacak bir kere. Devam edelim lütfen. Bakın abi şimdi geldik bu sefer Serkan'ın öbür golüne. Bence evet. Bu gol öbürlerinden daha hatalı. Evet kesinlikle. Yani plonjon yapsa ki Serkan iyidir bu konularda. Evet. Yani plonjon yapmıyor hiç gollerde. Yani iyi konsantre olup %100 uzanmıyor topa. Uzansa kurtaracak. Aynı fikir. Diz üstüne herhalde, çöküp ellerini uzatıyor. Dediğiniz gibi herhalde evet. Bir kaleci böyle ambele oldu evet, deriz ya. Aynen, herhalde aynen. Öyle oldu. Bir son evet. Bir defa daha gösterip devam edelim lütfen. Evet. Devam edelim. Bakın abi şimdi hemen yine İngiltere Premier Ligi'ne gidiyoruz. Bakın yine benzer pozisyon. Evet. Bak nasıl? Evet. Bakın Speroni. Yani kıpırdamıyor. 30, evet. 30.
kafasından döndü ama. Ki değil mi aynı sertlikte değil mi? Yok döndü. Eliyle kurtardı abi. Evet, doğru. Bakın elini çok güzel açtı. Evet. Açtı ama haklısınız yani elini açarken o tam da eline şey yapmadı doğru. Evet. Bak çıkmadı çok evet, iyi. Evet şey omuz şey evet, karışık. Evet omuz karışık. Ama olsun onun dik durması yani çökmüyor. Çökse yiyecek belki. Bir de bazen acaba kaleci erken de mağlubiyeti kabul ediyor abi? Pozisyondan çekiniyor olabilir mi bazen mesela? Ah. Doğru. İşte onun için orada iyi kilitlenmek lazım. Topa iyi kilitlenmek lazım. İrade meselesi bu biraz da. Devam edelim lütfen. Bir iki pozisyonumuz kesin daha kesin olmamak lazım yani. Peki bakın bu da şimdi Peter Cech abi. Bence bu da ona yakışmamış. Yakışma. Ne dersiniz? Evet katılıyorum. Değil mi abi? Evet. Yani... Atlasa çok kesinlikle rahat atlasa çok rahat çıkarabileceği bir top. Şöyle yani. Devam edelim lütfen. Ama bu facia bir gol. Şimdi oyuncunun topa tabii. Joe Hart biliyorsunuz abi. Evet, bu da evet, yani evet. Yazık maç 90 evet. Küsur dakikada ama evet. Şimdi abi bakın oyuncunun yetişme şansı yok. Burada kalecinin oyunu okuması lazım kesinlikle değil mi? Kesinlikle okuması lazım. Şimdi burada biraz da şeye bakmak lazım. Bulunduğu yer nerede acaba? Topla arasındaki mesafe nasıl acaba? Ona da bakmak lazım. Tabii burada onu pek göremiyoruz. Ama burada demek ki bir bırak benim falan demeli herhalde. Ki bakın abi zaten adam evet. Şey duysa bunu en azından oraya vermez. Aynen. Mutlaka defansın hatası var ama ben kalecinin her zaman... Ve seken bir top. Seken bir top. Kale çıkmış. Çok rahat aşırtıyor. Veyahut da ayağının üstüyle biraz daha aşağı ayağının üstüyle aşırtabilir. Yani kaleciyi bitirecek bir top bu. Seken toplarda açı daraltmak... Dikkatli olmak lazım o konularda. O mesafeyi iyi ayarlamak ve zamanında kararlı çıkmak lazım. Yani ben süzmeyi de iyi yapmak lazım. Torres abi önde olsaydı çıkmasına hiçbir lafım yoktu. Ama evet. Şimdi Torres gerideyken bence burada defans beklese çok rahatlıkla çok bu topu alacaktı. Evet. Herhalde ilk bölümümüzü son bir defa daha görelim lütfen. Şimdi zaten beklese dar alana sokacak rakibi. Orada pozisyonunu aldığı zaman yapılan vuruşu reaksiyonla kurtarma şansı var. Var. Ama seken topa paldır küldür çıktığın takdirde, o süzmeyi yapamadığın takdirde, gereksiz bir çıkış sergilediğin takdirde rakibin işini kolaylaştırıyorsun. Eser abi, çok tabii kaleciler çalıştırdınız ve izleyenlerimiz diyor ki sorular var. En iyi diyor çalıştırdığı kaleci Taferel mi? Ben aynı fikirde değilim herhalde siz de değilsiniz. Evet, evet. Sizce kimdi abi çalıştırdığınız yani, en iyi kaleci? Kalecilik özellikleri açısından bakıldığında tabii Mondragon da dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Onun da kendine has bir stili var, tarzı var, özellikleri evet. Var. Tabii bunu kabul etmek lazım. Ama diğer taraftan Mondragon çok daha farklı bir kaleciydi. Ben de aynı fikirdeyim evet. Abi. Hele ilk iki sene yani muhteşem bir oynadı. Bir de kale içerisindeki performansı olağanüstüydü. Zaten Mest'ten geldiği zaman sanıyorum orada yani yılın en iyi yabancı oyuncusu falan seçilmiş. Tabii Mest biraz küme düşmeye oynayan bir takım. Dolayısıyla kapalı defans oynuyor. Bu da Mondragon'un tam stiline uygun bir anlayış. Yani kale içerisinde bol topla karşılaşıyor ve kendini gösterme, o kale iç performansını en iyi noktaya getirme şansını o şekilde elde ediyor. Ve o yüzden de zaten en iyi yabancı oyuncu seçilmiş hatırladığım kadarıyla öyle bir mevzu olduğunu hatırlıyorum. Peki Eser abi tabii buna ilerleyen zamanda daha çok değineceğiz ama şöyle söyleyeyim. Şu günümüz ortamında yani diyelim ki ben kaleciydim. Kaleciliği de bıraktım. Alt seviyede, üst seviyede kaleci olmam çok önemli değil. Kaleci hocalığına evet. Soyundum. Benim mi kalecilik birikimim, kaleci hocası olmam ama iyi bir kaleci hocası olmam yeter mi abi? Ben yeteceğini sanmıyorum. Yani kaleci antrenörlüğü kalecilikten çok farklı bir branş. Yani hatta şunu da söyleyebilirim. Her iyi kaleci olan kişi iyi kaleci hocası olacak anlamına gelmez. %100 aynı fikirdeyim abi. Çünkü burada kaleci oyun içerisinde kendisini göremiyor. Kendisine dışarıdan bakamıyor. Ama kaleci hocası ona dışarıdan bakıyor. Onu dışarıdan görüyor, dışarıdan değerlendiriyor. Yani ben işte kale içerisinde, oyun içerisinde işte belli pozisyonlarla karşılaşıyorum. İşte onların o pozisyonlara karşı ne yapacağımı biliyorum. O yüzden kalecilik konusunda benim deneyimim, bilgim üst seviyede diyemeyiz. Çünkü kaleci kendisine dışarıdan bakamaz. Kaleci antrenör ona dışarıdan bakıyor. Bir bütün olarak görüyor. Peki abi bir tıp doktoru, bir hukukçu gibi devamlı ölene kadar da bir kaleci hocası talebi olmalı değil mi? Tabii. Tabii. %100. Efendim, Hollanda futbolunun göz bebeğiyken
Bir ufak hayatındaki ayrıntı ta yerin en alt çukuruna kadar soktuğu bir büyük kaleciye Van der Meulen'e götürüyoruz sizi. Geçmişi yargılarken insaf sınırlarını çizmekte zorlanır nedense insanoğlu. Hangi şartlar altında kararlar alındığını bilmeden, o anki ortamı hakkıyla değerlendirmeden ne kolaydır. Bu yanlış, bu doğru diye hüküm vermek. 20. yüzyılda yaşanmış iki büyük savaş, yüz milyonlarca insanın kaderini doğrudan etkilemişken, kalecilerin bundan etkilenmeyeceğini ummak hayalcilik olur doğrusu. Nice yetenekli eldivenin hünerlerini göstermesine, futbol tarihine altın harflerle yazılmasına mani olmuştu. Savaş ve getirdiği acılar. Öte yandan bazı file bekçilerinin hayatını karartmıştır savaş. Hayır, ölümlerden, kalıcı bedeni ve ruhi hasarlardan bahsetmiyoruz. Savaşta taraf olmanın getirdiği acılardan dem vuruyoruz. Tıpkı Hollanda futbolunun ışıl ışıl parlayan kalecisi Heus van der Meulen trajedisinde olduğu gibi. 1903 Ocağı'nda Amsterdam'da başlayıp 1972 Temmuz'unda Harlem'de sonlanan yaşamında hayatın her rengini, her tonunu iliklerinde doya doya hissetmiştir der Meulen. Ülkenin en popüler sporcusuyken, göz bebeğiyken, gün gelmiş ihanetle suçlanmış, hapislere düşmüş, bir ömürde kazandığı devasa saygınlığı yitirmiş, zirveden en dip çukurlara yuvarlanmıştır. Çocuk doktoruydu Meulen. Meşin yuvarlağı tutmaya çabaladığı günlerde ihmal etmemişti tıp tahsilini. HFC kulübünde kaleciliğe başladığı ilk yılları da yine hayatı gibi ilginçliklerle doluydu. Sinirliydi, telaşlıydı, maç içinde sıkça saçmalardı. Öte yandansa inanılması zor kurtarışların altına imzasını atardı. Ama şurası kesindi, mutlaka can alıcı hatalar yapar, rakibe okkalı bir hediye vermeden duramazdı. Tabii ki bu dediklerimiz acemilik yıllarındaki görüntüsüydü. Zira iki senelik çaylaklık döneminin ardından milli takımda oynamaya başlayacaktı. 1924 ve 1928 olimpiyatlarında 1934 Dünya Kupası'nda Portakalların kalesini korumuştu. Özellikle Hollanda'nın yarı final oynadığı 1924 oyunlarında dünyanın o dönem en iyi kalecilerinden birisi olduğunu dosta düşmana göstermişti. 54 kez milli formayı giymiştir ki zamanına göre hayli yüksek bir sayıdır bu. Toplamda 100 gol yemiştir bu maçlardaki, bu da son derece makul bir rakamdır. Gerçekten Nazilere yardım etmiş miydi? SS listesinde söylendiği üzere adı var mıydı? Sorularının cevabı ise halen alınmış değil. İftiraya uğramış olma ihtimali hayli yüksekken nedendir bilinmez, hapisten çıkmasının ardından hiç kimsenin onun hakkında bir şey bilmesini istemedi. Sanki bir duvar ördü insanların arasına. Uğradığı haksızlıklar karşısında verdiği bir reaksiyon muydu bu, yoksa mecburiyetin getirdiği bir yalnızlık girdabı mı? Maalesef kimse net cevabını veremedi buna. Oğlunu top peşinde koşarken seyretmeye gittiğinde bile insanlara yaklaşmadı. Kendi yarattığı izolasyonu aralamadı. Kendini sıkı sıkıya dış dünyaya kapadı. Cezaevinden çıkınca doktorluğa devam ettiğinde de yine seçici davrandı ve savaş yıllarında dayanışma içerisine girdiği insanlardan hekime ihtiyaç duyanlarla kendini sınırladı. Bir insan hemen her şeyden bu kadar kolay vazgeçmişse eğer, büyük ihtimalle masumdur diyenlerin safındayız biz. Bu büyük ama bahtsız kaleciye mezarında huzur dolu uyku diliyoruz. Eser abi, ben de soruyu soran izleyicilerimizle aynı fikirdeyim. Kompliman diye kabul etmeyin. Biraz kalecilik dışı bir soru.
bu yakışıklılıkla neden jön olmadı diyorlar. Hemen söyleyeyim abi, doğru söylüyorlar. Şükrü Ersoy, Necmi Mutlu, Nihat Akbay, yani böyle Sabri Dino gibi bence çok yakışık kaleci vardı. Siz onlardan biridiniz. Teşekkür ederim. Kaleciliği çok sevdiğimden herhalde. Veyahut da o tür alanlara pek yatkın olmadığımdan, eğilimim olmadığından olsa gerek diye düşünüyorum. Bir teklif falan geldi mi Yeşil Çalın'a? Ya gelmişti. Böyle bir film teklifi gelmişti. Bakın hiçbir bilgim yok ama evet, tahmin ettiğim için söylüyorum. Hemen Sayın'la birlikte. Fakat dediğim gibi büyük kulüplerde kalecilik yapmak zor. Dolayısıyla kendime yeni bir cephe açmak istemedim esasında. Peki soruyu açıyor abi. Neden büyük kulüplerde kalecilik yapmak zor? Biraz açar mısınız evet, lütfen? Çünkü şimdi eğer daha farklı kulüplerde oynuyor isek, Anadolu kulüplerinde oynuyorsak daha fazla topla buluşma veyahut da topla karşılaşma imkanınız oluyor. Dolayısıyla orada kalecilik becerilerini rahatça sergileyebiliyorsunuz. Daha fazla topla buluştuğunuz için. Isınık kalıyorsunuz. Isınık kalıyorsunuz aynı şekilde. Dolayısıyla ama büyük takımlar söz konusu olduğunda bu kadar o diğer takımlarda olduğu kadar çok sık top gelmiyor. Burada çok hazır olmanız gerekiyor. Konsantrasyonunuzu bozmamanız gerekiyor. Çok fazla topla haşır neşir olunmadığı için bunu sağlamak da kolay iş değil esasında. Dolayısıyla olmayacak bir anda gelen, olmayacak bir pozisyon neticesinde gol yediğiniz zaman da en azından size belki hatalı olmasanız bile bir tane gol, bir tane top geldi. İşte o da gol oldu gibilerinden yakıştırmalarda bulunuyorlar taraftar grupları veyahut da diyelim ki değişik medya grupları. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında ve hep kaleci mercek altında oluyor. Hep gözler kalecinin üzerinde oluyor. Tabii çok kritik bir mevkide oynuyorsunuz. Yaptığınız en küçük bir hata golle neticeleniyor. Hata yapma şansınız yok. Dolayısıyla bütün bu unsurları bir araya getirdiğimizde büyük takımlarda kalecilik yapmak ister istemez son derece sakin bir kafa gerektiriyor. Psikoloji gerektiriyor. Daha bir sürü şey de var tabii. Siz gayet güzel abi, hakkını vermişsiniz. Pozisyonlarımıza devam edelim. Mesela abi, şimdi Stekelenburg, Hollanda bir takımın, evet, tamam bir hata yaptın. Tam vururken abi, lütfen dikkat eder misiniz? Yandan aldığımız zaman daha iyi gözükecek. Evet. Tamam bir hata yaptım. Abi bakın, bir hata yaptınız. Evet. O da kaptırdı. Tam orta yaparken duralım lütfen. Duralım. Abi, evet, gördünüz mü? Kaleci, evet, niyeti bozdu. Evet. Yani kaleci, evet, niyeti, doğru, bozdu. Yavaşça oynatalım lütfen. Yani burada değil mi bir akıllı bir adam olsa tabii abi. Kaleye vursa %100 gol. Bir yer boş. Bunu yapan yanlış, da kim? Evet. Şey, 2010 Dünya Kupası'nda abi Casillas'tan sonra en iyi kaleci seçilen Stekelenburg. Evet. Hatta, devam edelim lütfen. Ya görelim olmazsa, evet, görebilirsek. Bak şimdi pozisyon devam ediyor. Neredeyse adam rakiple karşı karşıya kalmış. Hala elleri kolları havada bir şeyler konuşuyor falan. Konsantre olması lazım esasında. Doğru. O geride kaldı bak, değil mi abi? Bitti artık o. Bitti. Evet. Devam pozisyonu edelim, yanlış. Durduğu yer yanlış. Aldığı pozisyon yanlış. Evet. Yani oyunu başlattığı yer yanlış. Fakat evet, aynı adam burada bakın o 1.93 boyuna rağmen, evet, güzel uzanıyor. Bu da çok enteresan. Mesela Neuer'de de bu var. 1.93 boyuna, 94 boyuna rağmen boyunda, evet, evet, yere eğilmeleri müthiş. Yani bu kadar boylu insanların bu kadar kısa zamanda yere eğilmeleri kolay iş değil yani. Kolay iş değil. Doğrusu. Zor bir kurtarış, evet, değil mi? Zor abi bir kurtarış. Devam edelim lütfen. Abi son birkaç haftadan beri Korcan çok iyi oynuyor. Fakat burada duralım lütfen. Lütfen bir geri alabilir miyiz? Geri alabilir miyiz? Tam vuracağına. Bunu şey için Eser abi. Evet. Güvenç Hoca'nın kulakları çınlasın diye, evet, o birkaç önce misafirimiz olmuştu, evet, ve diyordu ki çok haklı. Lütfen şuradaki adamlara bir bakar mısınız abi komple? Evet. Etrafına kontrol eden bir Allah'ın kulu yok. Herkes dikkatini topa vermiş. Evet, doğru. Yani şimdi dikkat edin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, evet, gençler birliği var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaleci dahil 9 kişi de abicim şeyden var. Ve hiç kimse yanındaki adam, evet, yavaşça oynatalım lütfen. Evet. Onun içinde oynatalım lütfen. 6 pasın içinde abi 2 sefer gençler bir oyuncular dokunuyor. Hani Allah kurtarıyor. Doğru. Yani birincilik seviyesinde değil mi? Kesinlikle. Olmaması gereken bir hata abi. Kesinlikle.
Evet. Katılıyorum. Devam edelim lütfen. Şimdi geldi Crystal Palace Arsenal maçı. Çok iyi oynuyor Şezli ama bakın şey gibi yani Üsküdar'a alışverişe gitmiş gibi evet. Abi. Esasında bu topta son adımı attıktan sonra plonjonla topu tokatlamayı niyetlense, ayakta kalmayı değil, tokatlamayı, plonjonu düşünse, fırlatmayı düşünse ne belki kadar dokunacak. Ve en azından rakibi bozarsa. En azından rakibi bozarsa. En azından çok haklısınız. Bak yani sadece ayakta evet. Kalarak topa yani müdahale etmeyi düşünüyor. Verdin değil mi abi? Bari fırlat kendini. Tabii fırlat kendini. Parmağın ucuyla dokunsan evet. Topun yönünü değiştirsin. Çok haklı. Devam edelim. Fakat işte aynı adam abi bakın şimdi evet. Burada bir kurtarış var. Şimdi bunun devamı var abi. Bu kişi evet. Bakın korner bakın. Abi şu voleye bakar mısınız? Of dönmüş bir de top. Evet. Muhteşem. Abi nasıl kurtarıyorsun? Evet. 1.96. Evet. Yani bu da bak evet. Bu ilk de abi. Tamam. Sonra kornere gitti top. Kornerden gelen topa bakar mısınız? Yani şu. Evet. Yani muhteşem. Bir... 23 yaşında evet. Abi daha çok genç yani. Burada iki elle gideceğine tek elle gitse belki ona da dokunabilir. Evet. O zaman direğe çarptı evet. Değil mi abi? Ama kesinlikle. Buradaki teknik çok evet. Doğru. Buradakini yani. Orada yapabilirdi. Bak, devam edelim lütfen. Abi bu sene tabii biraz şey de arkadan gözüktüğü zaman volkan gibi bir kalenin tam kalenin ortasına geliyor. Penaltı gibi burada sol atlamanın bir gereği var mı? Vurulmadan gitmiş. Beklese son ana kadar gibi. Topun çıkışını görse reaksiyonunu gösterecek. Evet. Vurulmadan terse yani sizin de mutlaka galiba. Bir takımda talebeniz tabii, değil mi tabii, abi? Çok kesinlikle. Da iyi bir kaleci ama evet yani tam onun pozisyonu esasında evet. Bunlar. Yani daha önce gitmese, beklese vuruşu çok rahat çıkaracak. Çok rahat kurtarır. Devam edelim lütfen. Yani Volkan daha... Fakat peki bu hareketi ne evet, diyorsunuz evet, abi? Evet. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Yani 3, 4... Evet. İyi de Allah için de iyi yani bir açıklaması ama. Da yok bana göre. Evet. Daha başlangıçta zaten topu alacağı zaman biraz kenara açılsa, boşa çıksa daha rahat alacak topu. Tekrar gene verebilirdi esasında gene sağ verebilirdi. Tarafta. Aldığı kişiye verebilirdi topu. Yani acaba bazen Eser abi fazla güven zarar mı getiriyor? Evet ama bu güvenin de dışında intihar gibi bir şey. Bu kamikaze gibi diyorsunuz. Evet. Evet. Şanslıymışsın Volkan yapmasan daha iyi olur. Aynen. Devam edelim lütfen. Yani ayağın dışıyla al tekrar aldığın kişiye ver. Abi Amerika bir takım kalecisi Tim Howard Everton'ın bir penaltıda çok zor bir... Ya, çok dersiniz? Da iyi oynadı herhalde değil mi bu maçta? Ya ne derseniz? Evet muhteşem. Yani vuruş da çok sert evet. Abi yani öyle bir evet. Şey... Benteke. Evet. Yani, herhalde fazla diyecek bir şey yok evet. Abi. Devam edelim lütfen. Çok güzel. Bakın aynı Benteke ile yine karşı karşıya kalacak. Buradaki pozisyonu doğru mu? Bakın abi tek başına durduğu yer doğru mu? Evet. Yani sanki seni duymuş gibi mesela evet. Nasıl bekliyor, bekliyor değil mi? Bekliyor. Yani o çok önemli. Modern kalecilikte bu çok temel prensip. Temel prensip. Evet hemen kalkış da çok iyi. Kalkış tekniği de çok iyi. Hemen ikinci pozisyona hazırlanıyor. Bu da 1.91 abi. Bu evet. Yani böyle kısa bir adam. Bak kalkıyor yani ve ikinci pozisyona hazırlanıyor. Evet. Devam edelim lütfen. Bu da Amerikan milli takımın değer kalecisi 1.93 boyunda. Çok yakın bir mesafe değil mi abi? Ona rağmen, ona rağmen bekliyorlar. Vuruşu bekliyor. Evet. Muhakkak surette vuruşu bekliyorlar. Evet. Valla abi görünüşte evet. Güreşçi gibi bir evet. Sonuç ama adamın bakın dediğiniz gibi nasıl çabuk kalkıyor, bekliyor. Evet hemen kalkışta yok. Evet. Düşmüyor, küçülmüyor. Evet küçülmüyor. Devam edelim lütfen. Son. Eser abi, elçiye zeval olmaz. Bana iletiyorlar, ben de size soruyorum. Evet. Diyorlar ki, çok centilmendi fakat göründüğü kadar sakin midir diyorlar. Bazen böyle sizin de bam teliniz şey olur mu abi kopar mı? Tabii o yani artık yani sakinlik ama bir yere kadar bir yerden sonra artık böyle kırılma noktaları olduğunda her insan gibi bizlerin de sinirlendiği, isyan ettiği anlar oluyor haliyle. Peki abi müsaadenizle şeyi sorabilir miyim? Sizce bir sakıncası var mı? Hani bir Capello ile bir diyalog olmuştur evet. Ne olmuştu orada Eser abi? Şimdi esasında biraz Capello'nun oyununa geldim ben oradaki olayda. Provokasyonda mı geldiniz? Onun abi? Gibi bir şey diyebiliriz. İşte maç bitti. Maç bittikten sonra daha önce Lima'ydı herhalde. Bizde Türkiye'de. Ha Türkiye'de Antep'te falan. Ha, oynamış evet. Kişi de Roma takımında oynuyor aynı zamanda. Fakat maç içerisinde sürekli ortalığı gerdi. Neyse maç bitti. Berabere bitirdik. Ondan sonra tam içeri gireceğiz. İşte bir orada bir kalabalık var. Tabii biz de orada antrenör olduğumuz için oyuncularımızı
sağ salim. Soyunma odasına getirmekle yükümlüyüz. Kalabalık var. Bir türlü oyuncular da gelmiyor bizim. Kalabalığın şöyle içerisine girdiğimde Lima'nın işte bizim bir futbolcu grubuna karşı da hakaretler yaptığını, işte ne bileyim tahrik edici davranışlarda bulunduğunu falan gördüm. Onun üzerinde Türkçe de biliyor zaten. Yavaşça onu aldım. Sakinleştirerek, Türkçe konuşarak bildiği için onların kulübesine doğru götürdüm. Ve olay zaten sakinleşti, bitti. Oraya teslim ettim. Tam dönüyorum. Dönerken arkamdan biri saçıma asıldı. Ne oluyor filan arkaya dönerken bu sefer şey geldi. Bu sefer ben olayın içerisine girmek durumunda kaldım. Saçımın çekilince gayri ihtiyari. Onların korumaları işin içerisine girdi. Orası karıştı. Neyse sonuçta tabii polis filan da girince araya ortalık yatıştı. Yatıştıktan sonra tabii biz de suçlu gösterilebilirdik. Allah'tan kameralar o arkadan çekme olayını, saç çekme olayını gösterdi de ben de kendimi aklayabildim. Yoksa belki de oradaki olayın sorumlusu olarak ben gözükecektim. İyi niyetli bir şekilde Lima'yı alıp götürmeme, olayın büyümesini engellememe rağmen bu olaylar patlak verdi o Capello'nun hareketinden dolayı. Fakat daha sonra UEFA'dan tabii izlemişler bütün çekilen olup filmleri falan. Haliyle bir teşekkür yazısı da aldım yani. Yani olayı sakinleştirme konusunda, olayın çıkmasını engelleme konusunda, Lima'yı en azından onların kulübesine götürme konusunda gösterdiğim çabadan dolayı bir teşekkür mektubu da yazmışlar. Siz orada abi size yakışanı yaptınız da Capello gibi bir efsane maalesef, isim evet, yani evet. Bu kadar ucuz şeyler evet, hiç yakışmadı. Hiç gerek yani. Onun da bana yardımcı olması gerekirken o olayın fitilini yaktı orada. Tamam. Efendim neler olur hayatta da 20. yüzyılın en büyük atletine ama madalyalar almak çok önemli değildir. İnsan olmak da önemlidir. İşte bunun en canlı örneklerinden Emil Zatopek. Antrenmanlarda neden yavaş koşmam gerektiğini bir türlü anlayamamıştım. Ben zaten yavaş koşmasını biliyordum. Hızlı koşmayı öğrenmem gerek dediğimde sen aptalsın dediler. Avrupa şampiyonu olduğumda ise zekama hakaret edenler bu kez de sen bir dahisin demeye başladı. Yukarıdaki sözler 1948 Londra Olimpiyatlarında 5000 10000 metrelerde gümüş altın, 1952 Helsinki Olimpiyatlarında 5000 10000 ve maratonda 3 altın madalyayı birden boynuna takan ünlü Çek atlet Emil Zatopek'e ait. Demek ki o zamanlarda da insanlar aşağı yukarı günümüzün aynısıymış. Aykırı düşünen ve sürüye aykırı hareket eden acımasızca eleştiriliyor, sonuç iyi olduğunda ise anında çark ediliyormuş. ...1922-2000 yılları arasında yaşayan ve kalıcı izler bırakan Zatopek'in eşi de son derece başarılı bir sporcuydu. Dana Cirit'te 1952 Helsinki'de altın, 1960 Roma'da gümüş madalya kazanmıştı. 1952 Helsinki'de kocası Zatopek'in 5000 metrede ipi en önde göğüslemesinden kısa süre sonra kocasına nispet yaparcasına altın madalyaya uzandığında dev atlet Emil kendine pay çıkarmaya çalışarak ona ilhamı benim kazandığım yarış verdi diyecekti. Dana'nın cevabı ise yenilir yutulur gibi değildi. Gerçekten mi? Öyleyse gitsin de başka kızları motive etmeye çalışsın, ilham versin. Bakalım benim gibi Cirit'i 50 metreye atan başka birini bulabilecek mi? Aslında bir insanın kendini tanımasının en etkili yolu, rakiplerin mesleki çekişme içine girdiği, rekabet ettiği insanların kendi hakkında ne söylediğine bakmaktır. Çünkü dostlar eleştirirken dahi bazı şeyleri görmezden gelebilir kolaylıkla. Bu perspektiften bakıldığında Zatopek'in büyük sporcu olduğu söylenebilir kolayca. Zira tüm rakipleri onu centilmen, misafirperver, güler yüzlü ve çevresine son derece ilgili diye tanımlıyor. İşte size adamlık nasıl olunur ispatı. 1500-10000 metre arası yarışlarda 1960'lı yılların sıra dışı atletlerinden Ron Clark kırdığı onca dünya rekoruna karşın ne yazık ki olimpiyat altınını boynuna takamayanlardandı.
1964 Tokyo'da aldığı bronzla kendini avutmaya çalıştığı günlerin birinde Emil Zatopek'ten o zamanki adıyla Çekoslovakya'ya gelmesi için davet aldı takvimler 1968'i gösterirken. Haliyle davete icabet ettiğinde tüm yaşamı boyunca hayal ettiği olimpiyat altınına kavuşacaktı. Nasıl mı? Zatopek 1952 Helsinki'de 10 bin metrede kazandığı altını kendi elleriyle Clark'ın boynuna asarken kulağına "Arkadaş olduğumuz için değil bu hediye, sen onu hak ettin" diye fısıldayacaktı. 1957 senesinde ise Zatopek çöp çatanlığa soyunacak, olimpiyat disk şampiyonu Olga Fikitova'nın Amerikalı çekiç yıldızı Harold Connolly ile evlenmesine müsaade etmesi için devlet başkanı Zapatoçki ile konuşup aşıkları birbiriyle kavuşturmaya çabalayacaktı. Karısı Dana ile birlikte nikaha şahitlik ettiklerine göre ikna kabiliyeti de maşallah koşuculuğundan arta kalır değilmiş. Eylül 1922'de başlayan yaşamı 2000 Kasım'ında sonlandı Çek lokomotifi lakaplı Zatopek'in. 10 bin metrede 29 dakikanın altına inen ilk kişi oyken ölümünden 13 yıl sonra tüm zamanların en iyi atleti ödülüne de layık görüldü. Onun gibi aşırı çalışmayı göze alan herkesin yetenekli olmasa da olimpiyat madalyası alma şansı olabilir. Zatopek olmak içinse bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulacağı kesin. Toprağı bol olsun. Kio'dan kaçırılmayacak fırsat. 15 Kasım'a kadar sonbahar kış sezonu ürünlerinde %30 indirim. Üstelik kart finansı özel 8 taksit fırsatıyla. Kilo. Yeni Isuzu D-Max 4x4 otomatik V-Cross. Seçim yapma, dilediğini yap. Güne en iyi halinizle başlamak için Farmoton'un etkisini keşfedin. İçerdiği özel Ginseng G115 ve size vereceği destek sayesinde Farmaton yaşam kalitenizi arttırmaya yardımcı oluyor. Yoğun iş temposunda, spor yaparken ve ailenizle kaliteli zaman geçirmek istediğinizde Farmaton hep sizinle. Farmaton kapsül ve efervesan formlarıyla eczanelerde. Tehlike devam edecek. Bir kez daha orta Baroni, kale boş ve gol! Güray savunmanın arkasına doğru müthiş bir gol geliyor Bruno. Bruno'nun vuruşu. Şimdi sağ kanattaki boşluğa Selçuk. Drogba içeride. Selçuk mükemmel hareket, döndü, boşalttı. Kaleye baktı, vurdu. Son anda Ertuğrul. Scarione, Malki, topuk pası, Scarione gol! Nefis bir gol, çok güzel bir organizasyon. De bu hafta az zamanda çok iz bırakan Ahmet Dursun ve birbirinden güzel golleri var. Sen de bu tarafa doğru atman lazım. Yok gel yok, gol değil mi diyorum, ben bu tarafa atıyorum diyordu. Neredeyse dövecekti beni, böyle tuttu havaya kaldırdı. Çok güzel ya, gerçek olamaz. 21'de bu hafta Ceyhun Yılmaz'la Ahmet Dursun'un keyifli sohbeti var. Ya oradaki insanların suratını gördüm, Rusya hepsi. Uzun boylu bembeyaz suratlar. Ya dedim ben burada herhalde yapamam, kamptan kaçtım. Bunların kısası yok mu deyip Çin'e gittim. Aynen. 21 Ahmet Dursun golü ve hikayesi bu akşam 19.45'te Lig TV'de.
Sportoto Süper Lig'de haftalar geçiyor, heyecan dorukta. İşte 10. hafta maçları. Cuma 20, Galatasaray, Torku Konya Spor. Cumartesi 19, Bursa Spor, Fenerbahçe. Kayseri Erciyes Spor, Kasımpaşa. Pazar 15.30, Trabzonspor, Elazığ Spor. 19, Beşiktaş, Kardemir Karabük Spor. Çaykur Rize Spor, Akhisar Belediye Spor. Pazartesi 20, Gençler Birliği, Eskişehir Spor. Gaziantep Spor, Sivas Spor. Medikal Park Antalya Spor, Kayseri Spor. Eser abi, gecikmiş bir itirafta bulunmak isterim. Siz Gençler Birliği'nde Adana Demirspor oynarken o zaman tabii Gazi İktisat'ı da okuyordunuz. Evet. Ve tabii hem de başarılı bir kaleci milli takımda oynayınca ben de daha futbola yeni başlamıştım. Evet. Diyordum ki ben de üniversite okuyacağım ve soranlar diyordum ki Eser abi yaptı, ben niye yapmayayım diyordum. Ne mutlu bana. Vallahi beni çok güzel motive ettiniz. Abi oynarken hangi tarz oyuncular sizi biraz daha fazla tedirgin ederdi? Mesela hangi oyuncu tipini sevmezdiniz? Yani, çabuk oyuncu tipi, yani gelip daha pozisyon almadan vuruşunu yapan oyuncu tipi. Ha, mesela beni... Messi tarzı. Evet, aynı tarz. Yani o beni rahatsız ederdi. Her zaman o tür oyunculardan rahatsız olmuşum, çekinmiştimdir kaleci olarak. Doğru ki. Abi yani. Çünkü pozisyonunu alamıyorsun. Tam pozisyonunu hareketlenirken, pozisyon alırken o tabii senin ne yaptığını daha önce görüyor. Zaten çabuk bir oyuncu. Senin aldığın pozisyonu senin hareketine göre kendi hareketini daha önce gerçekleştiren bir oyuncu. Tabii bizi şey bırakıyor, etkisiz bırakıyor. Peki abi, birkaç sefer de sizle karşılıklı oynama onuruna kavuşmuştum. Çok da seyretmiştim. Kendinizi olduğunuz yerden çok iyi fırlatırdınız. Neydi bu mesela? Biz eskiden sublex derdik. Şimdi kalecilerde o bir stokisti kalecisi Begoviç'te göremiyorum. Neydi sizi böyle farklı kılan? Herhalde bu biraz, ben biraz yeteneğe, genetiğe bağlıyorum. Yani onun ötesinde bunun çünkü başka bir açıklaması yok diye düşünüyorum. Mesela çalışma şeyiniz olan modern çalışma metotlarınız var mıydı, yok muydu? Şimdi abi, o dönemler zaten biliyorsun Fatih, kaleci antrenörü falan yoktu. Yoktu abi. Dolayısıyla ama şu artısı vardı bana göre o dönemlerde. Kendi eksiklerimizi bizim kendimizin görmesi gerekiyordu. Buna da mecburduk başarılı olabilmek için. Tabii bütünüyle bu eksikleri görmemize zaten imkan yok. Dışarıdan bakmıyor kaleci antrenörü bize. Biz kendi içimizde belli bir yere kadar kendi eksiklerimizi görebiliriz. Ama ne olursa olsun böyle bir çabalama içerisindeydik. Asbelkader işte tespit edebildiğimiz doğru yanlış eksiklerimizi yine kendi çabalarımızla giderme yoluna gidiyorduk. O da işin bana göre biraz artısı. Çünkü insan kendi eksiğini görmeye çalışıp yine kendi çabalarıyla onu düzeltmeye gayret ettiği zaman o zaman kendisini de geliştirmiş oluyor. Belki de bugün kaleci antrenörlüğünde bir yerlere gelebildiysek, kendimizi geliştirebildiysek belki o zamanki bu davranış şekline bağlamak lazım onu. Yani felsefeyi boşuna okumadım diyorsunuz abi. Evet, evet, herhalde yani, öyle. Mutlaka İstanbul Üniversitesi yolunuzu açmıştır. Evet. Efendim, Everton'ın efsanesi West'e uzanıyoruz. Tabii ki bu bal gibi sohbetin Eser abinin 2 dakikasına döneceğiz. West. Kim bilir kaç kez ninenizden, dedenizden işitmişsinizdir. 3 gün yatak, 4. gün kara toprak temennisini. Izdırap ve sıkıntı içerisinde geçen bir hayatın hiç değilse bitişinde acı çekmek istemeyenlerin içten yakarışıdır o sözler. Neylersiniz ki son düdüğün çalınacağı zaman da belli değil, skorboard'da ne yazacağı da. 2012 Haziran'ında sonsuzluğa yürüyen Everton kalecisi Gordon West de hiç şüphesiz sefalı ömür, cefasız ayrılış beklemişti hayat sahnesinden. Gerçekleşemedi arzusu maalesef. Uzun yıllar boğuştuğu kansere karşı oynadığı maçı 69 yaşında kaybetti West. Çocukları ve karısı yatağının başucunda yanında bekleşiyordu son nefesini verirken. Kim bilir, ailesi yanındayken gözlerini kapatması belki teselli olmuştur. Acısını azaltmıştır. Blackpool ve Tranmere Rovers'ta 5 sezon oynayıp 50 kez forma giydiği halde 11 senede 402 defa kalesine geçtiği Everton'la özdeşleşmişti. Mavi beyazlı ekiple 2 Premier Lig, 1 FA Cup kazanırken 3 kez de
İngiltere adına 3 direk önünde bekledi. İyi bir kaleci olmasına karşın Gordon Banks ile aynı zaman dilimine denk düşme bahtsızlığına uğradı yazık ki. 1969-70 sezonunda tam 21 clean sheet yaptı ki çok önemli bir istatistiktir bu. 1970 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına karşın ailesiyle kalmayı yeğlemesi ise çoğu profesyonelin cüret edemeyeceği bir cesaret örneğiydi. Takım arkadaşları çok neşeli bir insan olduğunu, soyunma odasında sürekli espri yaptığını söylüyor. Kilo takıntısı da varmış ama fantastik kurtarışlar yapmasını hiç engellememiş. Everton'da sürekli oynamaya başladığı 62-63 sezonunda her maçtan önce mutlaka hastalanarak milleti çıldırtmayı da başarmış bir ara. Günlerden bir gün Everton menajeri Howard Kendall'a "Ben mi yoksa Neville Sidehall mu daha iyi kaleci?" diye sormuştu. Ve tam ondan beklenileceği üzere cevabı da yine kendisi verecek ve 1960'larda şüphesiz en iyi bendim. Ama 1980'lerdeki Sidehall'da benden iyi diyecekti. Geride bıraktığı arkadaşlarının hemen hepsi bir oyuncudan çok fazla şey ifade ederdi bizim için diyorlar ki futbolu bıraktığı gün hiçe dönüşenlere duyurulur. Eser abi, sizce kaleci antrenörü teknik direktörün kaleci seçimlerine karışmalı mı? Sizi biliyorum, siz hani böyle büyük karizmatik hocalarla çalışmanıza rağmen onlarla çatır çutur tartıştığınızı biliyorum. Ne dersiniz abi? Yaptığınız doğru muydu? Karışmalı mı kaleci antrenörü? Evet, bu oynamalı demeli mi abi? Tabii demeli. Yani ama tabii son söz tabii ki teknik direktörün olacak. Fakat ne olursa olsun, şimdi kaleci antrenör bir kere kaleciyle birebir ilgilenen kişi. Kalecinin hangi noktada olduğunu veyahut da eksikliklerin neler olacağını, form düzeyini herkesten çok daha yakından bilebilecek bir kişi. Ve aynı zamanda kaleci antrenörü çok farklı bir mevkide oynayan, kalecinin yine o özelliklerini çok iyi bilen uzman bir antrenörü. Yani kaleciyi ondan başka daha iyi hiç kimse tahlil edemez ve tanıyamaz. Dolayısıyla eğer o konuda kaleci antrenörünün kesin net bir görüşü varsa haliyle bunu teknik direktörüne iletmeli, bunun savaşını vermeli. Ama tabii son söz yine de teknik direktörün olacaktır. Ama kaleci antrenörü düşen budur. Demek ki sizin abi ikna ediciniz iyiymiş ki çünkü geriden duyma alıyorduk. Siz genelde etkiliyormuşsunuz. Bence de son derece güzel ve şimdi doğru olan bir uygulama. Şimdi şu olay var. Yani o benim şansımdı bir bakıma. Yani Fatih Hoca da bu konularda kaleci antrenörüne güvenen bir insandı. Onun görüşlerine güvenen bir insandı. O anlamda rahat ettim diyebilirim. Hatta kaleciler konusunda beni bayağı bir özgür ve bağımsız bırakıyordu. Kalecilerin gerek çalıştırılması, gerek işte kadroya girecek kalecilerin tespit edilmesinde muhakkak benim görüşlerime değer ve önem verirdi. Fakat yine son söz kendisinindi. O da benim şansım. Neticede bana kendisi de kazançlı çıkıyordu tabii ki abi. Evet, öyle diyebiliriz. Abi şu son pozisyonlarımızı lütfen tabii, bir beraberce bitirelim sizle. Gol olsun, arka taraftar olunca şey yapalım. Arkada aldım, duralım. Lütfen geri alalım. Pasit, lütfen geri. Şimdi çok da biraz daha geri alalım lütfen. Biraz daha geriye alalım. Abi lütfen Ertuğrul daha geriye lütfen. Geri. Daha şey görelim. Bakın bekleyelim. Evet. Bakın şu anda Ertuğrul daha hala görüyor evet. musunuz abi barajla evet, meşguldü. Evet, çok evet, da beğendiğim, evet, çok da sevdiğim çok, bir kaleci. Evet. Birinci hata bu değil mi abi? Evet, şimdi doğru. Yavaşça oynatalım lütfen. Bakın yavaşça lütfen pas oluyor. Bakın duralım. Şimdi abi bakın gene durduğu yer tabii. yanlış. Tabii. Değil mi? Bu tabii. da ikinci yanlış Eser abi. %100. Halbuki biraz öne doğru değil mi? Şuraya tabii doğru. Gelmesin. Çok çabuk. Neden? Bir an önce barajını kurdurmalıydı. Ve bir an önce pozisyonunu almalıydı. Bunu bir an önce yapmalıydı ki bir kere sadece vuruşa hazır olması değil, etrafındaki arkadaşlarını paylaştırması açısından da. Yani çevre kontrolü yapıp
Boş adam var mı yok mu? Defansı organize etme açısından da zamana ihtiyaç var. Onun için bir an önce yerini alması gerekiyordu. Abi peki bir şey söyleyeyim. Bakın buradan ben diyorum ki şu baraj da yanlış. Buradan Selçuk gibindeki bir adam çok rahat bunu çevirebilir. Evet. Yani barajı öyle bir yapmış ki abi sadece kendini engelliyor. Evet. Yani hem baraj kurulumu yanlış artı çok aheste aheste yerine gelmiş ve yanlış yere gelmiş. Ve zaten yarı yolda yakalandı. Yani. Yarı yolda yakalandı ve topu da göremedi belki. Göremedi. Yani o vuruş yapılınca bu tarafı çok açık bırakmış. Halbuki ne olması gerekiyordu? Barajın öbür köşeyi kapatıp kendisinin bu köşeye daha yakın olması gerekiyordu. Belli ölçüler veya o da ortada olması gerekiyordu. Ortanın biraz iyi. Ki şunu da diyorum abi, ben olsam buraya bir kişi daha koyar, biraz daha buraya gelirdim olabilir, derim, evet, ne dersiniz? Evet, doğru. Devam edelim. Vuralım lütfen. Tabii Dorabga'ya, ustaya bir lafımız yok ama bu kalecinin de katkısı var. Evet. Devam edelim lütfen. Ama yetenekli. Bakın şurada da evet, çok ne kadar çabuk kalkacak. Özel birkaç tane, evet. Ne kadar çabuk kalkacak. İkinci hamlesi çok güzel. Değil mi? Kalkışı çok güzel. İkinci hamlesi çok güzel. Yani 1.93'lük bir kaleciye göre gayet güzel. Evet. Şimdi ben de çok severim kendisini. Yani kendisine çok az da olsa emeğim de vardır. Mutlaka abi. Birlikte 89'ludur zaten kendisi. Bu kurtarış güzel bir kurtarış gerçekten. Devam edelim lütfen. Evet. Abi bu tabii hakem düdüğü çalmıştı ama kurtarış güzel değil kurtarış mi? Güzel. Kurtarış güzel. Peki bir şey soralım. Tabii Türkiye'de kimse eleştiriyi sevmiyor ama yediği gollerde hatası yoktu ama sen Tolga'ysan bazen de arada bir ekstra bir şeyler çıkarman lazım derim. Ne dersiniz abi? Doğru katılıyorum. Bir de şurada biraz önce bak dikkat edersen yine kayma adımıyla gitti küçük küçük. Halbuki dönüp koşu adamıyla çıksa Tolga gibi fiziğe sahip bir kişi, o fiziksel özelliklere sahip bir kişi plonjonla da olabilir ama bu yan topa çıkıp alabilirdi. Hem değil mi abi daha hızlı gideceksin, evet, hem daha, daha, caydırıcı daha caydırıcı olacaksın, daha korkunç olacaksın. Ve daha fırlattığın zaman hızlı geldiğin için daha ileriye fırlatacaksın. Evet. Yani bunlar önemli. Çok haklı. Devam edelim lütfen. Ama güzel bir kurtarış. Güzel bir kurtarış. Oğuz da böyle karşı karşılar çok iyi yapıyor. Evet, iyi yapıyor. Yine bak mesafeyi ne kadar daralttı ve topun geçecek yeri kalmadı. Üstünden dönüyor mecburen. Açı daraltması çok iyi. Çok iyi. Devam edelim lütfen. Abi biliyorsunuz burada İtence genelde oyuncu dokunamadığı zaman kalecilerimiz genelde gol yiyor. Bakın burada İtence bu hatayı yapmadı. Bakın. Fatih'cim burada çok önemli bir ayrıntı var. Nedir şimdi, abi? Duralım mı abi? Başaralım mı? Gösterilebilir bu. Nedir? Veyahut gösterilebilir. Ters ayak orta yapıyor. Ters ayak orta yaptığı zaman top içeriye doğru kabis alıyor. Ama top önce dışarıya doğru giderken içeriye dönüyor. Kaleci tabii bunu süzemiyor. Sanki uzağa gidiyormuş geliyor ona. Bir bakıyor. İçeri altı doğru pasta iki adımda topla karşı karşıya. Bu arada oyuncular da koşmuşsa zaten teslim olmak zorunda kalıyor. %100 çok güzel bir şey abi. Teşekkür ederim. Ama şunu diyorum. Diyorum ki abi ben de kalecilere. Şimdi Ete hocamız çok doğruyu söylüyor. Ama siz yine de lütfen ilk dikkati topa verin. Dokunan olmazsa golü yemeyin. Tabii canım. Yani orada barajı kurdurduktan sonra eğer ortayı yapacak oyuncu, topa vuruş yapacak oyuncunun ters ayakla başladığını gördüğü an zaten önlemini alması lazım. Çok haklısınız abi. Devam edelim lütfen. Abi burada Frey biliyorsunuz tabii eski Frey değil ama burada bir hakikaten iki sefer bakın son dakika top gelecek. Evet. Tekrar aynı ortaya gelecek bir daha. Tam vuruşu bir daha alalım da tam vuruşu vururken burada şey yapalım devam edelim lütfen. Duralım duralım. Abi şimdi biliyorsunuz ben de önce dedim ki yanlış anlamayın. Ya bu hakem niye offside bayrağını kaldırmıyor? Sonra fark ettim. Kendi oyuncusuymuş. Allah aşkına burada bu kaleciyi engellemek için mi duruyor? Evet. Değil mi yani? Kalecinin de itmesi lazım yalnız onu. İtmesi lazım. İletişim burada çok önemli. Haklısınız. Çıkarması lazım. Oyuncular yani öyle bir onlardan bekleme yardımcı. Öyle bir iletişim ifadesi kullanacak ki şok etkisi görecek. Olay oyuncu çıkmak zorunda kalacak. Ama belki de yabancı oldukları için iletişim problemi yaşıyor olabilirler. Belki. Devam edelim lütfen. Abi geldik en enteresan şey. Şimdi vuruşun güzelliğine hiçbir lafım yok ama arkadan gördüğümüz zaman yani çok da köşeye değil. Vuruş çok iyi inmiş. Onur gibi iyi bir kaleci yani fırlatsa kendini ben kurtarırmış diyorum. Ne dersiniz? Şimdi Fatih'ciğim önce top döndü çok fazla. Sağa giderken şöyle yaptı Onur.
Tabii aniden dönünce mecburen tek adımda olduğu yerden fırlatmak zorunda kaldı. O da yetmedi. Fakat çok güzel bir aynı tekrarınız abi. Avrupa'da birçok kaleci burada evet. ilk adımı çifte aldığı zaman kontrol pede dönebiliyor. Bizimkiler evet. tekte aldığı için evet. abi dönemiyorlar. Evet, doğru. Devam edelim lütfen. Fakat bu daha şey abi bence ilk golden önemli. Bakın evet. arkadan olduğu zaman duralım. Evet. Tam vururken duralım. Bak biraz daha geriye alalım. Alalım tam vururken. Bak abi göremediği için bakın. Evet. Şöyle bir dur bakın. Evet. Kafanız başka yerde, evet. vücut başka yerde. Evet. Halbuki bir adım alsa sola çıkıp kurtaracak. Evet. Doğru. Çok fazla kale içine girmiş evet. bir kere. Ve şu yani bak çizgin neredeyse abi. Şeyde. Kalenin içine İçinde girmiş. Sahaya, geç, sahaya. Abi. Bir ikincisi bu birinci direkte olması gereken oyun 5 numara mı o? Evet. Şu öndeki. 5 numaranın da yani direğe bu şekilde durmaktan ziyade biraz direğin içine girmiş olsaydı. O zaman neydi Onur'a evet. en azından çıkma alanı bırakmış olurdu. Şimdi dikkat edin. Şimdi Onur'un burada açı daraltması da gerekiyor bana göre. Evet. Şu an daraltamıyor. Neden? Önde abi. Adam var. Evet. Onun için göremiyor da şu harekette şey olmak zorunda. Yani burada birkaç tane yanlış var. Evet. Devam edelim lütfen o. Çünkü sorumuz da şey de kalsın. Birer sefer gösterip gidelim. Tamam 1.99 tamam. Burada şey yavaş kalkıyor ve rastgele atlıyor değil mi abi? Şimdi bak orada bekliyor. Niye bekliyor onu merak ettim ben. Bak şimdi. Şimdi bunu atladı bak. Belli bir süre bekliyor. Evet. Halbuki kalkmaya niyetlense belki kurtaracak. Premier Lig'de ne kadar çabuk kalkıyor evet. değil mi? Devam edelim. Daha önce lütfen. Yerden kalkmanın önemi burada evet. ortaya çıkıyor. Abi bu friki Allah aşkına yani. Evet. Tam hiç arkadan bir bakalım. Aynen. Durduğu yer yanlış. Topu evet. görmüyor. Kesinlikle. Tamam vuruş mükemmel kesinlikle. Ama. Adım da almıyor. Adım da almıyor. Olduğu yerden olduğu atıyor. Yerden uzanıyor. 1.99 evet. abi 110 küsür sefer oynamışsın İsveç bak, mi takımda İngiltere'de yani tek oynamışsın. Tek alıyor. Kayma adımı yani. Geçmiyor tabii ki. Devam edelim lütfen. İşte insanın morali bozulunca böyle bodoslama çıkışlarda evet, yapıyor doğru. abi. Tabii çok önemli. Evet. Hemen geçelim öbür pozisyona. Evet. Bak aynı burada. Şey tabii. Bakın yine İsakson da abi 30 kez İsakson. Şuradaki çıkışa bakar mısınız abi? Niye çıkıyorsun? Niye iletişim yok? Bir de top çok uzaktayken çok kale için biraz daha önde olsa bak. Tabii. Buradan yapılan daha önde beklemesi geliyor, lazım. Evet. Topla mesafesini ayarlayamamış. Çok geride daha önce olması daha önde olması lazım. 1.99 boylu evet. abi şey yapıyor. Çok enter olduğunu bildiğim için abi bu soruyu da bileceğini söylüyorum. Efendim ben kimim? Mesela abi dikkatli bakın lütfen. Geçmiş en iyi kalecilerinden birisi olduğum halde bugün kendimi anlatmayıp yaşadığım çok ilginç bir olayı anlatacağım. Çok önemli bir maçta hadi laf aramızda deyip söyleyeyim. Dünya Kupası final maçında takımımda topa ilk dokunan oyuncu ben olmuştum. Ve ardından da hemen santra yapmıştık. Yavaş yavaş bir kez daha anlatayım. Maç başladı ve diğer 10 oyuncumdan önce topa ilk değen kişi ben oldum. Nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. Siz kim olduğumu bulmaya çalışın önce. A. Dinozof. B. Moakir Barbosa. C. Gordon Banks. D. Sepp Maier. Eser abi. B değil, Dinozof, Gordon Banks, Sepp Maier. Ben bildiğinizi tahmin ediyorum ama hadi ihtimalinizi %25'ten %30'a çıkarım. Kimdi abi? İkisini çıkardık değil mi? Hayır, sadece B'yi çıkardık. B'yi çıkardık. A, C, D. A, C, D. Evet abi. D olabilir mi? D, Sepp Maier. Sepp Maier mi? Bakalım evet. efendim Eser abi doğruyu mu söylemiş? Holland kick off and set the dice rolling arrogantly. They tease the foe with a necklace of passes at walking pace. Lütfen dikkat edin daha bakın 8 üstte de paslar yazıyor. 8. pas oldu da Almanlar ortalıkta yok. Gördüğünüz gibi Cruyff o meşhur geldi. Evet. Şimdi bakın daha 9. pasta pasını verdi. Cruyff şimdi dolaşacak. Etti 10. Ve başta evet. Alman abi satın alıyor. Bakın daha Cruyff'e gelene kadar bekleyin abi. Şimdi Cruyff o yıldırım gibi dalacak. Evet abi şimdi o meşhur çıkışın 16 pas oldu. Cruyff geliyor. Gitti. Fox onu kovalıyor abi. Tabii zor yakalayacak. Evet abi. Yapan da penaltıyı Hönes ve Neskensiz. Evet. Tebrik ederim. Genelde bizim sorular abi kolay kolay cevap verilmez. Ödülümüz var mı?
bildik değil mi? Abi ödülün için önce bir sorumuz daha var. Sevgili Eser abi, bir dakikada bir soru bir cevap. Ankara'dan Mehmet Güler, bu da bizim kaleci dostumuz, KGM'in kurucusu, diyor ki Eser hocam, Türk kaleciliğinin gelişmesi adına nasıl bir yapılanma tavsiye ediyor? Karar merciinde olsa neleri değiştirir? İşe başlar. Şimdi öncelikli olarak bir kere genç takım kaleci antrenörlüğü kurslarının başlatılmasını sağlarım. Çünkü gençlerin eğitimi çok önemli. Ne kadar güzel bir. Bu şart, birinci plan. Daha sonra bölge kaleci antrenörlüklerinin oluşmasını sağlarım. İki. Bölge kaleci antrenörlüklerinin bir kaleci departmanına, eğitimle bağlantılı bir kaleci departmanına bağlanmasını gerçekleştiririm. Evet. Bu sayede çok geniş bir tabandan köylere kadar inmek kaydı şartıyla yetenekli kalecilerin bulunup ortaya çıkarılmasını ve aynı zamanda bölgeler çerçevesinde onların özel eğitim alınmasını sağlarım. Allah abi, ağzına sağlık. Eser abi, kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genelde bir senede biz bir sefer, ama sizi mutlaka abi bir iki sefer daha ağırlamakta. Bu arada ben davet için teşekkür etmek istiyorum. Bir, ikinci olarak da böyle bir eğitici, aydınlatıcı, kalecilikle ilgili programı gerçekleştirmen de ayrıca kutlamak istiyorum. Nezaketiniz. Çok teşekkür ederim abi. En kısa zamanda yine aramıza görmek isteriz. Efendim, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bantların yapımında büyük emek sarf eden Uraz'a ve güzel sesli okuyan Burak'a da teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.